Neva Bulvarı. Nikolay Vasilievich Gogol. Neva Bulvarı'ndan güzel bir yer yoktur. Bu hiç değilse Petersburg için böyledir. Petersburg için her şeydir Neva Bulvarı. Nasıl da pırıl pırıl parlar. Başkentimizin bu anlamlı fettan dilberi. Şundan kesinlikle eminim ki memur olsun, sivil olsun, Petersburg'un hiçbir sakini bu caddeyi dünyaya değişmez. Kaytan bıyıklı, sinek kaydı tıraşlı, birinci sınıf terzi elinden çıkmış, takım elbiseli 25'indeki genç takımı da Sakalına aklar düşmüş, tepesi gümüş tabak gibi parıldamaya başlamış takımı da hayrandırlar neva bullarına. Ya kadınlar? Kadınlar için hele canlar canıdır neva bulları. Kime hoş gelmez ki zaten bu cadde? Adımını atmaya gör. Tek bir arzuyla dolar taşar için. Gezmek, gezmek, gezmek. Çok önemli, ivedi işleri olanlar bile neva bulvarına çıkar çıkmaz bütün işlerini unuturlar. Tüm Petersburg'u saran çıkar koşuşturmalarının, ticari kaygılarının geçerli olmadığı tek yer burasıdır. Neva Bulvarı'nda karşılaştığınız bir Petersburglu, Morsko'ya, Grohova'ya, Liteyna'ya da, Mençanka caddelerinde karşılaşacağınız bir Petersburglu'dan her zaman daha az bencildir. Ne dersiniz? ister yaya gidiyor, ister kuruldukları kupa arabaları ile uçuyor olsunlar. Bu caddelerde karşılaşacağınız insanlar gözlerini hırs pürümüş, aç gözü çıkacaklardır da ondan. Neva Bulvarı, kent halkının genel iletişimini de sağlayan bir yerdir. <laughs> Kentin Petersburg ya da Vibor kesiminde oturan bir biri kaç yıldır görüşmediği Peksi ya da Moskova kapısı taraftarında oturan bir ahbabını Neva bulvarına çıkaracak olursa göreceğini kesinlikle bilir. Hiçbir randevu defteri, hiçbir danışma bürosu böylesine güvenli buluşmalar sağlayamaz. Nelere kadirsin sen ey Neva bulvarı. Garibanların bile sana çıkıp iki tur atmaları yeter gönüllerinin şenlenmesi için. Kaldırımları nedenle, özenle, titizlikle süpürülürse süpürülsün. Tanrım ne çok ayağın izi görülür üzerinde. Heybetli gövdesinin ağırlığıyla granit parkelerini çatırtacakmış gibi yürüyen emekli askerin kirli, antal çizmeleri, ay çiçekleri gibi başı hep ışıklı vitrinlerden yana dönük yürüyen çıtı pıtı bayanın mini minnacık papuçları ya da yüreği umutlarla dolu az teğmenin ucu yere sürünen kılıcı. Hepsinin kendilerince güçlü ya da zayıf, derin ya da hafif izleri görülür kaldırımlarında. Neva bulvarında bir tek gün içinde bile öyle çok değişiklikler olur ki bu değişiklikler öyle büyük bir hızla gerçekleşir ki durmamacasına birbirinin yerini alan değişik görüntüler bir tür hayal oyununu andırır. Tüm Petersburg'un fırınından taze çıkmış mis gibi ekmek koktu, yırtık pırtık giysiler, dilenci kadınların ya kiliseye yolunu tutmak ya da hayırseverlerin peşine seyretmek üzere sokakları doldurduğu sabahın erken saatlerinden başlayalım. Bu saatlerde Petersburg bomboştur. Göbekli mağaza sahipleri de onların tezgahları da ya Hollanda gecelikleri için uyuyorlardır ya da kalkı basili yüzlerini yıkamışlardır ve kahvelini içmektedirler. Dilenciler pastane önlerine toplanırlar. Gece boyunca pervane gibi masadan masaya çikolata servisi yapmaktan bitap düşmüş garson elinde bir süpürge, kravatsız, uykulu uykulu çıkar. Önceki günden kalmış pasta, börek kırıntılarını dilencilere fırlatır. Sokaklar her işe yarar insanlarla doludur. Arada bir aceleyle işe giden Rus köylüleri görülür. Çizmeler öylesine kireç lekesi içindedir ki suların temizliğiyle ünlü Yekaterina kanalına sokup çıkarsanız bile temizleyemezsiniz. Bu saatler kadınların çıkması bakımından pek uygun saat değildirler. Çünkü Rus erkeklerinin birbirleriyle konuşurken seçtikleri sözcükler öylesine açık saçıktır ki tiyatroda bile öylelerini zor duyarsınız. Çalıştığı dairenin yolu Neva bulvarından geçiyorsa bazen koltuğunun altında evrak çantasıyla uykulu bir memura da rastlayabilirsiniz burada. Şurası kesinlikle söylenebilir ki öğle saatlerine kadar Neva bulvarı kimse için amaç değil yalnızca bir araçtır. Başka uğraşları, kaygıları, sıkıntıları olan bir takım insanlar onu hiç akıllarına bile getirmeden üzerinden yürür giderler. Rus köylüleri 3-5 bakır mangırı bulmayan paralardan söz ederler. Yaşlı dedeler, nineler ellerini kollarını sallar, kendi kendilerine konuşurlar. El kol hareketleri bazen çok dikkat çekici olmasına karşın kimse onları aldırmaz, gülmez, konuşmalarını dinlemez. Onlara takılsa takılsa bir tek ellerinde litrelik boş vodka şişeleri ve yeni dikilmiş çizmelerle caddeden yıldırım hızıyla koşturan, alacalı uzun gömlekler giymiş çırak çocuklar takılırlar. Günün bu saatinde üzerine ne giymiş olursanız olun, isterseniz başınızda sap şapka yerine kasket bulunsun ya da gömleğinizin yakası bir yerde, kravatınız bir yerde olsun. Kimsenin dikkatini çekmesin. Saat 12'de yanlarında bembeyaz patiska yakalı öğrencileriyle her milliyetten asilzade mürebbiyelerin koşuşturmalarına tanık olur nevabulları. İngiliz Johnlar, Fransız Kokiler eğitimlerini üstlendikleri çocuklarla kol kola yürürken bir yandan da terbiyeli bir ağır başlılıkla dükkan tabelalarının o dükkanda ne satıldığını anlamamıza yarardığını anlatırlar. Solgun yüzlü misler, pembe yanaklı sılav mürebbiyeler, eğitimlerinden sorumlu oldukları tüy gibi hafif, içlerinde kurt kaynayan yerinde duramaz kızların ardından azametle yürüyerek onlara omuzlarını yukarı çekmelerini, dik durmaları uyarısında bulunurlar. Kısacası bu saatlerde Neva Bulvarı pedagojik bir bulvardır. Saat ikiye yaklaştıkça mürebbiyeler, öğretmenler ve çocuklar azalmaya, bunların yerini çocukların babaları almaya başlar. Rengarenk ciciler giymiş, sık sık sinir buhranları geçiren hanım arkadaşlarına takmışlar kollarına bunlar. Derken doktoruyla havalardan ve burnunda çıkan küçük sivilceden konuşmak, atlarının ve çocuklarının sağlığı hakkında bilgi almak, gazetelerde ülkeye gelen ve ülkeden giden kişilerle ilgili önemli makaleleri okumak ve ilanlara göz atmak ve son olarak bir fincan çay ya da kahve içmek gibi önemli işleri bitirenler katılırlar bu kalabalığa. Bunlara imrenilecek alın yazılarının kendilerini soylu memuriyet unvanıyla onurlandırdığı özel görevli memurlar katılır. Bunlar dış işlerinde çalışan ve hem yaptıkları işin hem de alışkanlıklarının soyluluklarıyla başkalarından ayrılan dışişleri memurları katılır. Tanrım, dünyada ne güzel görevler, ne güzel memuriyetler var. İnsanın ruhunu nasıl da yüceltir. Hazlara boğar bu güzel görevler. Yazık ki ben memur değilim. Bu yüzden amirlerin incelik dolu davranışlarının memurlara verdiği o büyük zevki hiç tatmadım, tadamayacağım da. Nefa Bulvarı'nda karşılaştığınız her şey kibarlığın timsalidir. Elleri ceplerinde dolaşan uzun redingotlu erkekler, pembe, beyaz, gök mavisi atlastan giysileri ve göz alıcı şapkalarıyla kadınlar. Burada öyle favoriler görürsünüz ki inanılmaz bir hünerle kalkı gömlek yakaları ardına gizlenecek şekilde bırakmışlardır. Ve başka bir yerde bir eşlerine daha rastlamanız çok zordur. Yalnızca dışişleri memurlarına görülen ve atlas gibi parlak, kadife gibi yumuşak olan bu favoriler kömür yarasından kunduz karasına kadar siyahın değişik tonlarında olabilirler. Ne yazık ki öbür bakanlıklarda çalışan memurlar siyah yerine kızıl favori bırakırlar. Bıyıklara gelince dünyanın bütün kalemleri fırçaları yetersiz kalır bunları betimlemede. Birbirinden değerli esanslar, parfümler sıkılarak son derece nadir ve pahalı pomatlar sürülerek geceleri perdahlı kağıtlar arasında kalıba alınarak posörlerinde gece gündüz demeden yaşamlarının belki yarısı harcanarak bakımları yapılan görenlerin ise iç geçirip imrendikleri bıyıklar. Sahibelerinin hiç değilse iki koca gün boyunca bağlılık ve özen gösterdikleri hafif alacalı, tüllü tüylü, kürkük, binlerce çeşit şapka, atkı, takı, giysi, neva bulvarında gözlerini kamaştıracağı birini muhakkak bulur. Neva bulvarının rengarenk giysili kadınlarını görünce koca bir kelebek sürüsünün havalandığını ve pırıltılı bir bulut halinde erkek kara böcekler üzerinde dalgalanmakta olduğunu sanabilirsiniz. Öyle beller görürsünüz ki burada bir kez olsun düşün, düşünüze bile girmemişlerdir. Şişe boynundan daha kalın olmayan incecik daracık beller karşılaştığınızda ne olur ne olmaz diye saygıyla bir razı yana çekilirsiniz. Sakar bir dirseğin hafifçe dokunuşuyla bir kaza çıkmasın diye. Hatta yüreğinizde ürküntüyle korku arasında dalgalanmalar olur. Özensizce bir nefes alıp verişin bile doğanın ve sanatın bu harikulade varlığını un ufak edebileceğinden endişe duyarsınız. Peki ya kadın giysilerinin yeğenlerine ne buyrulur? O güzeller güzeli yeğenlere. İki sevimli baloncuk uçuşur sanki kadının iki yanında. Ve eğer kocası kolunda olmasa havalandırı vereceklerdir onu. Aslında şampanyayla dolu bir kadeye kaldırmak gibi kolay ve keyif vericidir bir kadın havaya kaldırmak. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar Neva bulvarında olduğu gibi rahat, doğal, saygılı selamlamazlar birbirlerini. Dünyada eşi benzeri görülmemiş üstün sanat ürünü gülümsemelerle burada rastlarsınız. Öyle gülümsemelerdir ki bunlar bazen zevkten erirsiniz. Bazen kendinizi yerdeki minnacık otlardan daha alçak görüp başınızı eğersiniz. Bazen de Admiralty Kulesi'nden daha yüksek görürsünüz ve başınızı dikersiniz. Burada bir gece önceki konserden ya da havalardan konuşulduğunu görürsünüz. Ama nasıl bir öz saygıyla, nasıl alışılmadık bir soylulukla. Burada gün boyu akıl sır ermez binlerce tip ya da olayla karşılaşırsınız. Tanrım ne tuhaf tiplerle doldur şu neva bulvarı. Öyleleri vardır ki karşılaştığınızda gözlerinizi indirip ayakkabılarınıza bakarlar. Geçip gittiğinizde de başlarını çevirip ceketinizin arka eteğine bakarlar. Bunu niye yaptıklarını hiç anlayamadım. İlkin bu işi yapanların ayakkabıcı olduklarını düşündüm. Ama sonra çoğunun devlet memuru olduğunu anladım. Hatta aralarında öyleleri vardı ki devletin bir koltuğundan ötekine olağanüstü bir hünerle geçebiliyorlardı. Memur olmayanlarsa kaldırım mühendisliği yapıyorlar ya da pastanelerde gazete okuyorlardı. Kısacası çoğu aklı başında insanlardı. Başkentin kıpır kıpır Neva Bulvarı saati adı verilebilecek olan öğleden sonra 2 ile 3 arasındaki kutlu saatlerde Neva Bulvarı insanoğlunun yarattığı en iyi şeylerin sergi alanın niteliğindedir. Herkes bir şeylerini göstermeye çalışır. Kimi kunduz kürkü yakalıklı takım elbisesini, kimi biçimli grek burnunu, kimi göreni hayran bırakan favorilerini, kimi olağanüstü gözlerini ve son derece süslü şapkasını, kimi serçe parmağındaki tılsımlı yüzünü, kimi büyüleyici papuçlar içindeki minnacık ayacıklarını, Kimi insanı hayretten şallak mallak eden kravatını ve kimi şaşkınlıktan insanı parmak ısırtan bıyıklarını. Saat 3'ü vurdu mu sergi sona erer, karalabalık seyrelir. Tam 3'te yeni var diye görev başındadır. Sanki bahar gelir Neva bulvarına. Yeşil üniformalı içinde memurlar, kaplar, tüm bulvarı. Şube müdürleri, daire amirleri, masa şefleri acıkmış karınlarını doyurma telaşıyla bir an önce evlerine ulaşmak için hızlı yürür giderler kalem memurları, sekreterler, yazıcılar, unvansız genç memurlarsa canlı, neşeli havalarla neva bulvarının tadını çıkarmaya çalışırlar. Hallerine bakan 6 saattir amirlerinin karşısında ağızdan açmadan oturanlar olduğunu asla ihtimal vermez. Ama şube müdürleri, daire amirleri, masa şefleri yani nispeten yaşını başına almış, üst dereceden memurlar başları önlerinde hızlı hızlı yürürler. Gelip geçenle ilgilenmezler bile. Çünkü kafaları yarım kalan işlerden kaynaklanan bin bir sorunla doludur. Mağazaların tabelaları onlara masalarındaki ağzına kadar dolu evrak kutusunu ya da amirlerinin asık suratını çağrıştırır. Saat dörtte Neva Bulvarı boşalır. Memur takımından birine rastlamanız pek zordur bu saatten sonra. Elinde dikiş kutusuyla mağazalarının birinden çıkıp bulvarı koşarak geçen bir terzi kız, insansever bir adliye memurunun zavallı avı olacak. Süslü paltolu bile günün hangi saatinde bulunulduğunun kendisi için hiç önemi olmayan başkenti gezip görmeye gelmiş bir garip taşran. Elinde çantası ve kitabıyla uzun, ince bir İngiliz bayan. Pamuklu ceketinin beli omuzlarının az aşağısında, sivri sakallı kaldırımda terbiyeli terbiyeli yürürken, kolları, bacakları, başı, sırtı, her yana oynayan artel üyesi bir Rus ve çok seyrek olarak alt tabakadan bir esnaf. Ya da zanaatkar dışında kimseyi göremezsiniz nevabulvarında. Ama ne zamanki evleri, sokakları alaca karanlık, yumuşacık örtmeye başlar ve bekçiler sırtlarına hasırlarını çekip, fenerleri yakmak için elektrik direklerine, dayadıkları merdivenlere tırmanırlar. Ne zamanki gün ışığında göze görünmekten çekinen taş baskısı resimler mağazaların alt pencereleri gerisinden belirmeye başlar. İşte o zaman Neva Bulvarı yeniden canlanır, devinmeye başlar. O zaman lambaların her şeye büyüleyici ışıklarını serptikleri gizemli an gelmiş demektir. Sıcacık paltolarına sarılmış çoğu bekar, çok sayıda genç insan görürsünüz Neva Bulvarı'nda. Günün bu saatlerinde insanların bir amacı ya da daha doğrusu amaca benzer belirsiz bir düşünceleri var gibidir sanki. Adımlar hızlanır, yürüyüşlerindeki ahenk bozulur, gölgeler titreşir, uzar, kaldırımlardan duvarlara tırmanır. Hatta ta başlarında Polit Politiyeskin Köprüsü'nde yükseldiği görülür. Kalem memurları, yazıcılar, unvansız genç memurlar Nevada'daki dolaşmalarını uzatır dururlar şube memurları, daire amirleri, danışmanlar, masa şefleri gibi kıdemli memurlarsa ya evli oldukları için ya da Alman aşçılarının pişirdikleri lezzetli yemeklerden kopamadıkları için çoğunlukla evlerindedir saat 2 sularında. Şaşılacak bir soyluluk ve azametle Neva bulvarında tur atan saygıdeğer ihtiyarlara bu saatlerde yeniden rastlanır. Bu ihtiyarların da tıpkı genç kalem memurları gibi uzaktan gördükleri şapkalı kadınların yüzlerine bakabilmek için artları sıra koştuklarını görebilirsiniz. Aslında kalın dudaklı, allık sürülmüş, kırmızı yanaklı bayanlar cadde sakinlerinin çoğunun hoşuna gider. Özellikle de tezgahtarlar, esnaflar ve kol kola girip kalabalık gruplar halinde dolaşmayı seven Alman elbiseli tüccar takımı bayılır bu bayanlara. Teğmen Pirogov yanında yürümekte olan frakının üzerine pelerin giymiş arkadaşını dürterek Dursana, dursana diye bağırdı. Gördün mü geçeni? Gördüm. Harika bir parça. Peruginova Bianca. Kimden söz ediyorsun sen? Şu esmerden aman tanrım ne gözlerdi onlar öyle yüzü, tüm vücut çizgileri bir harikaydı. Esmer değil onun ardından geçen sarışın da benim söylediğim. Ama madem sen esmeri beğendin ne diye hemen peşine düşmüyorsun da oraya oyalanıp duruyorsun. Fıraklı genç kızarak Olur mu öyle şey dedi. Akşamları burada dolaşan tanınmış asil hanımlardan biri besbelli. Sonra ilk çekerek ekledi. Yalnız pelerini 80 ruble eder. Teğmen Pirogov pelerini sıkışıklar altında dallandıra dallandıra uzaklaşan Esmer hanıma doğru arkadaşını iterek Amma safsın ha dedi. Elini çabuk tut. Yoksa kaçıracaksın. Ben de sarışının peşinden gidiyorum. Böylece ikisi birbirinden ayrıldı. Pirogov hiçbir güzelin kendisine direnemeyeceğinden emin olmanın verdiği hoşnutluk ve özgüvenle gülümsedik. Sizin gibileri iyi bilirim ben diye mırıldandı kendi kendine. Redingotunun üzerine pelerin giymiş genç adam, sokak lambalarına yaklaştıkça pelerini parlayan, lambalardan uzaklaştıkça kararan, esmer güzelinin ardı sıra yürümeye başladı. Adımları ürkek, çekingendi. Yüreği heyecanla çırpınıyordu. Bu yüzden adımlarını elinde olmadan yüreğinin atışına uydurarak hızlandı hızla uzaklaşan Dilber'in kendisine yönelik mini minnacık bir ilgisine bile olamayacağını düşünüyordu. Bu nedenle de Teğmen Pirogov'un ima ettiği türden karanlık bir düşünceyi aklını köşesinden bile geçiremezdi. Neva bulvarına gökten düşmüşü andıran ve kim bilir nereye doğru hızlı uzaklaşan esmer kadının nerede oturduğunu, evinin nerede olduğunu öğrenmekte onun bütün umudu. Kadını gözden yitirmemek için öyle hızlı, öyle telaşlı yürüyordu ki favorileri kırlaşmış, saygıdeğer bayılara çarpıp çarpıp kaldırımdan düşürüyordu. Sözünü ettiğimiz genç adamın bizim Rus milleti için hayli tuhaf sayılacak biri olduğunu da söylemek zorundayız. Düşlerimizde gördüğümüz şeylerle gerçek dünya arasında ne kadar uyum varsa onunla Petersburg halkı arasında da o kadar uyum vardı. Sakinlerinin hemen tümünün memurların, tüccarların bir de zanaatkar Almanların oluşturduğu bir kent için bu genç adam ve onun gibi olanlar tümüyle ayrıksı bir katman oluşturuyorlardı. Ressamdı çünkü bu genç adam her şeyin her yanın soluk, kül rengi, sisli, ıslak olduğu bir ülkede karlar ülkesinde, finler ülkesinde ressam olmak. Tıpkı ülkeleri ve onun göğü gibi gururlu, ateşli insanlar olan İtalyan ressamlarına benzemezler bunlar. Petersburg ressamları yufka yürekli, sıkılgan, uysal, biraz tasası, sanatına karşı alçak gönüllü bir sevgi duyan, ufacık odalarında birkaç arkadaşla oturup çay içerek sevdikleri konulardan konuşan ve daha fazlasında gözü olmayan insanlardır. Nereden bulurlarsa her zaman zavallı bir koca karı bulurlar ve kadını tam altı koca saat karşılarında oturtup onun o acınası duygusuz yüzünü tuvale geçirirler. Bazen de odalarını resmederler. Her türden sanatsalı vır zıvırla dolu odalardır bunlar çoğu kez. Zamanın ve tozun kahverengiye çalan bir renk verdiği alçıdan el ve ayaklar kırılmış resim, sehpaları baş aşağı gelmiş bir palet, Gitar çalan bir dostun tablosu, boya bulaşı, duvarlar, ardında solgun nevanın ve kırmızı gömlekli yoksul balıkçıların göründüğü ardına kadar açık bir pencere. Tüm resimleri boz bulanık, kül rengidir. Kuzeye damgasını vuran bir renktir bu. Ama yine de içtenlikle, keyifle, haz duyarak çalışırlar. Çoğu yeteneklidir. Üzerinde İtalya'nınki gibi taze bir hava esse, loş bir odadan en sonunda güneşli diri açık havaya çıkmış bir bitki gibi coşkuyla gürül gürül serpilir gelişirlerdi. Bir de çok ürkektirler. Omuzlardaki kalın apoletler ve kalabalık yıldızlar onları öylesine bir şaşkınlık içine sokar ki ellerinde olmadan yapıtlarının değerini düşürüverirler. Arada bir şıklık düşkünü oldukları görülür ancak hemen sıratır bu halleri. Yama gibi durur üzerlerinde. Örneğin harika bir ceket pantolonun üzerine kirli mi kirli bir kaban ya da çok pahalı kadife bir yeleğin üzerine her yanı boya içinde bir redimutu giyebilirler. Tıpkı bunun gibi başka bir yer bulamadıkları için bir vakitler keyifle yapmaya başlayıp sonra yarım bıraktıkları bir resmin kirli zemini üzerine baş aşağı bir kız çizdiklerini görürsünüz. Hiçbir zaman doğrudan gözünüze bakmazlar. Bakacak olsalar bile bulanık, belirsiz bir bakıştır bu. Sokakta gelip geçenlere şahin gibi delici bakışlarla bakanların ya da süvari subaylarının atmaca bakışlarının izi yoktur bu bakışlarda. Bunun nedeni baktığı kişinin çizgileriyle odasındaki alçıdan her kül heykelinin çizgilerini ya da yapmaya tasarladığı bir resmin aynı anda düşmesi, düşünmesidir. Sorulan sorulara ilgisiz. Hatta kim zaman saçma yanıtlar vermesi de bu yüzdendir. Kafasını dolduran konuların çokluğu ve karmaşıklığı üstadımızın ürkekliğini daha da bir arttırır. Az önce sözünü ettiğimiz genç adam da böyle insanlardan biriydi. Reska, ressam Piskarev ürkekti, çekingen ama uygun bir anda alevlenmeye hazır duygu kıvılcımları taşırdı ruhunda. Kendisini böylesine etkileyen kadının ardından koştururken bir yandan yüreği gizemli bir heyecana çarpıyor... Bir yandan da gösterdiği cüretkarlığa kendisi de şaşıyordu. Derken gözlerinden girip düşüncelerini ve duygularını bağlayan varlık bir an durup başını ona çevirdi baktı. Aman tanrım, aman tanrım ne ilahi bir güzellik de bu. Göz kamaştırıcı, aklıktaki alnı, akik saçlar gölgeliyor. Şapkasının altından bukle bukle dökülen bu harik, harika saçlar, akşam soğuğunda hafifçe üşüdüğü için pençe pençe kızaran yanaklara dokunuyordu. Birbirinden güzel ve çekici hayallerin gömüsü gibi olan ağzı kapalıydı. Çocukluk anılarından geriye kalanlar, ışıldayan sokak lambasının insana verdiği usul esinler, gizemli düşler, bunların hepsi birleşip onun uyumlu dudaklarında yansılanıyordu. Kadın pis kareve baktı, bu bakıştan ressamın yüreği sıkışır gibi oldu. Böylesine küstahça izlenmekten duyduğu hoşnutsuzluğu yansıtan sert bir bakıştı bu. Ancak bu güzel yüze öfke bile çok yakışıyordu. Utanç ve ürküntüyle durdu piskare. İyi ama bu ilahi varlığı nerede oturduğunu bile öğrenemeden yitirmeyi kabullenebilir miydi? Kafasının içi bu türden düşüncelerle karma karışık olan genç düşsever sonunda kadını izlemeye karar verdi. Ama bunu kadını fark etmemesi için biraz uzaklaştı ve sanki onunla hiç ilgisi yokmuş gibi umarsızca iki yanına bakmaya dükkan tabelalarını incelemeye başladı. Ancak bu arada göz ucuyla kadının en ufak hareketini kaçırmıyordu. Bu arada gelip geçenler azalmış, yol iyice sessizleşmişti. Güzeller güzelinin yeniden kendisine baktığını fark etti Piskarev. Dudaklarında da hafif bir gülümseme mi belirmişti ne? Aman tanrım gözlerine inanamadı genç ressam. Bedeninden bir titreme geçti. Hayır bu sokak fenerinden yayılan ışığın bir oyunuydu herhalde. Nasıl işte bu? Hayalleri kendisiyle alay ediyordu sanki. Soluğu tutuldu. Bedeni baştan aşağı titredi. Duyguları alev alevdi ve çevresinde her şey koyu bir sis içinde altında yer kayıyor. Atların rüzgar gibi uçurduğu kupa arabaları yerlerinde kımıltısız duruyorlardı sanki. Derken önünde uzanan köprü iki ucundan sündürülüyormuş gibi uzadıkça uzadı. Sonunda yay yerinden koptu. Ötede bir ev tepe taklaktı. Bir baktı. Bekçi kulübesi de tepe taklak olmuş. Top gibi yuvarlana yuvarlana kendisine doğru geliyor bekçinin uzun saplı nacağı ve kulübenin tabelasındaki altın yaldızlı yazılarla makas resmi sanki onun kirpiklerinde yansılanmaya başladı. Ve bütün bunları güzel bir başın tek bir dönüşüyle bir çift güzel gözün kaçamak bakışıydı. Bir şey duymadan, görmeden, hiçbir şey aldırış etmeden güzel ayakların hafif adımlarını izlemeye başladı. Yüreğinin vuruş hızına uyarak uçan adımlarını kadının adımlarına uydurmaktan başka düşündüğü bir şey yoktu. Arada bir kuşkuya kapılıyordu gerçekten. Gülümsemiş miydi kadın kendisine? Yoksa ona öyle bir şey mi gelmişti? Bu kuşkuyla bir an duralar gibi olsa da sonra hemen yüreğinin amansız çarpınışı ve ayaklanan duygularının müthiş itişiyle ileri atılıyordu. Böyle giderken karşısında dört katlı kocaman bir apartmanın yükseli verdiğini bile fark etmedi. Işıklar içindeki dört sıra pencere sanki gözlerini dikmiş ona bakıyor. Apartmanın giriş kapısının demir ise kendisine göğsünden itiyordu. Esrarengiz kadının uçarcasına basamaklardan çıkmakta olduğunu gördü. Bir ara durup geriye bakan kadın parmağını dudaklarının üzerine koydu ve kendisini izlemesi anlamına bir işaret yaptı. Genç ressamı bacakları titredi. Duyguları, düşünceleri, tüm varlığı cayır cayır yanıyordu. Sevinç şimşeği bütün o karşı konulamaz keskinliğiyle mızrak gibi yüreğine saplandı. Hayır artık bu sefer de hayal görüyor olamazdı tanrım. Minicik bir an ve böylesine büyük bir mutluluk. İki küçük dakika içine böylesine bir mucize bir yaşamın sığması. Yoksa düş müydü bütün bunlar? Şu meleksi bakışı için tüm yaşamını vermeye hazır olduğu, evinin yakınında bulunmayı en büyük mutluluk saydığı göksel varlık gerçekten ona karşı böylesine lütufkar mıydı? Uçarcasına merdivenlere atıldı. Kafasında dünyevi hiçbir düşünce kalmamıştı. İçini dağlayan ateş de dünyevi bir ateş değildi. Şu anda o sınırları belirsiz tinsel bir aşk gereksinimiyle içi dolup taşan kirlenmemiş tertemiz bir gençti. Sefih bir insanda gözü pek düşünceler uyandırabilecek şeyler onda tam tersine daha da kutsallaşmış hayaller uyandırıyordu. Bu narin güzel varlığın gösterdiği güven ona şövalyece bir sertlik ve o güzel varlığın her buyruğunun kölece yerine getirecek bir kararlılık veriyordu. Tek dileği, gerçekle tek dileği gerçekleştirebilmek için canını vermeye hazır olduğu bu buyrukların yerine getirilmeleri zor hatta belki de olanaksız şeyler olmasıydı. Bir kadın tanımadığı bir erkeğe böylesine güven duyuyorsa eğer ortada gizemli ve önemli nedenler vardır demektir diye düşünüyordu. Eh bu böyleyse eğer besbelli kendisinden çok önemli hizmetlerde bulunmasını isteyecekti varsın. İstensin de. O her işin üstesinden gelebilecek güç ve kararlılıkta görüyordu kendisini. Basamaklar döne döne yükseliyor. Onlarla birlikte genç ressamın hızlı ayarları da yükseliyordu. Bu arada gizemli bayan bir harpın yumuşak tınlayışını andıran bir sesle dikkatli çıkın dedi. Bu ses Piskarev'in damarlarını patlatacakmışçasına yeni kasılmalara neden oldu. Dördüncü kata geldiklerinde kadın kapıyı çaldı. Kapı açılınca ikisi birden karanlık sahanlıkta eve girdiler. Çirkin denilemeyecek bir kadın antrede onları elinde mumla karşıladı. Ancak kadın Piskarev'e öyle tuhaf hatta küstahça bir bakış fırlattı ki ressam ister istemez gözlerini yere indirdi. Birlikte içeri salona geçtiler. Salonun üç ayrı köşesinde üç ayrı kadın gözüne çarptı pis kalemin. Biri iskambil falı açıyor, bir başkası piyano başına oturmuş, iki parmakla polonez bozması acınası bir ezgi tıngırdatıyor. Üçüncüsü ise ayna karşısına oturmuş, uzun saçlarını tarıyordu. Ve işini bırakmadığına bakılırsa içeri yabancı bir erkeğin girmesini umursamadığı anlaşılıyordu. Her yanda kaygısız bekar odalarında görülebilecek bir dağınıklık göze çarpıyordu. Güzel sayılabilecek mobilyaların üzerleri toz kaplıydı. Oymalı kornişlerden örümcek ağları sarkıyordu. Salona açılan bir odanın yarı açık kapısından mahmuzlu bir çift çizmeyle bir subay üniformasının şeritleri seçiliyordu. İçeriden rahat bir söyleyişi vurgulayan, pes perdeden bir erkek sesiyle çınlayan bir kadın kahkası geliyordu. Aman tanrım nereye gelmişti böyle? Önce aklına gelen şeye inanmak istemedi. Evde gözüne ilişen her şeyi dikkatle incelemeye başladı. Ama çıplak duvarlar ve perdesiz pencereler bu evde titiz sayılabilecek bir ev sahibesi bulunmadığını açıkça gösteriyordu. Şu zavallı yaratıklar onların yıpranmış yüzleri, burnunun dibinde oturan ve başkasının giysisindeki lekeye bakar gibi yüzünü inceleyen şu zavallı. Bütün bunlar buranın, başkentin, korkunç kalabalığının ve göstermelik eğitimin yarattığı ahlaksızlık yuvalarından biri olduğunu gösteriyordu. Öyle bir yuva ki burada insanoğlu yaşamı süsleyen temiz ve kutsal her şeyi elinin tersiyle etmiştir. Kadın denilen insan varlığını taçlandıran dünya güzeli, anlamsız, tuhaf bir yaratığa dönüşmüş ve ruh temizliğiyle birlikte tüm kadınsı niteliklerini yitirerek erkeklere özgü bayağılıkları benimsemiş, bizden farklı, narin, güzel bir varlık olmaya son vermiştir. Piskarev kadını şaşkın gözlerle tepeden tırnağa süzüyor, kendisini büyüleyen ve neva bulvarı boyunca sürükleyip götüren kadının bu olup olmadığından emin olmak istiyordum. Ama o karşısında hep öyle güzel duruyordu. Saçları hep öyle güzel, gözleri hep öyle göksel. Nasıl da körpeydi. 17'sinde vardı ya da yoktu. Bu batağa yeni düştü belliydi. Pis Piskarevon'un hafif bir allıkla gölgelenmiş tazecik yanaklarına dokunmaya bile kıyamazdı. Güzeldi, çok güzeldi. Kadının önünde kımıltısız duruyordu. Daha önce de olduğu gibi böylece durup kendinden geçmeye hazırdı. Ama kadının uzun süren suskunluğu ve gözlerinin içine bakarak anlamlı anlamlı gülümsemesi içine anlatılmaz bir sıkıntı verdi. Acınası bir küstahlık da vardı bu gülümsemede. Bir üç kağıtçının yüzüne ilahi bir ifade ya da bir ozanın eline muhasebe defteri nasıl yakışmazsa öyle bir uyumsuzlukla sırıtıyordu bu gülümsemede onun yüzünde. Tepeden tırnağı ürperdi Piscaref. Kadın güzel ağzını açtı ve bir şeyler söylemeye başladı. Ancak söyledikleri öyle bayağı, öyle saçma sapan şeylerdi ki şaşılacak şey. Demek ki iffet terk etti mi insanı, akıl da terk ediyordu. Artık hiçbir şey duymak istemiyordu onun ağzından. Bir çocuk gibi gülünç ve saf buluyordu kendisini. Onun yerinde kim olsa kadının gösterdiği güler yüze çok sevinir, bu fırsattan yararlanmanın yoluna bakardı. Ama o böyle yapacak yerde yaban keçisi gibi koşup soluğu caddede aldı. Kolları çaresizlikle iki yana sarkmış, başı önünde oturuyordu odasında. Bulduğu çok değerli bir inciyi gerisin geri denize düşürüvermiş bir yoksula benziyordu. Böylesi bir güzellik, böylesine ilahi bir güzellik ve böyle bir yer. Olur şey değil. Olur şey değil. Ağzından dökülenler yalnızca bu sözlerdi. Aslına bakılacak olursa ahlaksal çökmüşlüğün kokuşmuş soluğunun sinliği, güzellik karşısında duyulan acıma duygusu bu türden duyguların en güçlüsüdür. Ahlaksızlık kendi başına da çirkindir, iticidir ama olağanca tertemizliğiyle düşlerimize süzülen güzelliğe bulaşınca büsbütün itici olur. Zavallı Piskarev'in aklını başından alan güzel gerçekten de olağanüstü sıra dışı bir varlıktı. Ancak belki de asıl olağanüstü olan onun böylesine iğrenç bir çevrede bulunuyor olmasıydı. Yüzü öylesine güzel, öylesine tertemizdi ki bu güzel ve tertemiz yüzün anlamı öylesine soyluydu ki hiç kimse ahlaksızlığın iğrenç tırnaklarını böyle bir varlığa batırabileceğini aklından bile geçiremezdi. Kendisine tutkuyla bağlı bir kocanın paha biçilmez incisi, tüm dünyası, tüm zenginliği, cenneti her şey olacak bir kadındı bu ya da sessiz bir aile çevresinde güzel dudaklarını kımıldatarak vereceği buyrukların anında yerine getirileceği pırıltılı eşsiz bir yıldız. Yüzlerce mumun ışığı altında cilalı parkeleri ışıl ışıl parlayan kocaman ve kalabalık salonlarda ayaklarına kapanmaya hazır, sessiz hayranlarının güzellik tanrıçası olacak bir kadındı ya da. Ama yazıklar olsun ki yaşamın uyumunu alt etmeye susamış cehennemlik bir ruhun uğursuz kahkahalarıyla Cehennem uçurumlarının en dibine yuvarlanmış bir zavallıdan başka birisi değildi o. Yüreği üzüntüden paramparça, yana yana sonuna gelmiş mumun karşısında kımıltısız oturuyordu. Saat gece yarısını çoktan geçmiş. Kulenin saati yarımı vurmuştu. Ama o öyle kımıltısız, uykusuz, hiçbir şey yapmadan öylece duruyordu. Onun bu kımıltısızlığından yararlanan uyku yavaş yavaş kendisini kollarına almaya başlamış. Bütün oda gözünün önünden silinip uykuya yenik düşmeye başlayan göz kapaklarının arasına bir tek mumun pırıltısı kalmaya başlamıştı ki oda kapısının vurulduğunu duydu. Silkindi gözlerini açtı. Onun gözleriyle birlikte oda kapısı da açıldı ve içeri üzerinde gösterişli üniforması bulunan bir uşak girdi. Tek başına yaşadığı bu odaya hele de böyle olağan dışı bir zamanda bu denli gösterişli üniforması olan biri girmemişti. Gözlerini inanamıyor, sabırsız bir merakla içeri giren uşağa bakıyordu. Uşak sahileyle eğilerek. Birkaç saat önce kendisini ziyaret etme lütfunda bulunduğunuz hanımefendi sizi evine davet ediyor. Arabası aşağıda. Sizi götürmekle görevliyim efendim dedi. Piskarev şaşkınlıktan dona kalmış gibiydi. Araba, üniformalı uşak, besbelli bir yanlışlık var bu işte. ''Bakın iki gözümle sonunda uşağı. Ürkek ürkek herhalde yanlış adrese geldiniz siz. Hanımınızın çağırdığı kişi bir başkası olmalı.'' ''Hayır efendim yanılmıyorum. Liteynaya ki bir apartmana kadar hanımıma eşlik eden ve burada dördüncü kattaki odaya çıkan beyefendi siz değil misiniz?'' ''Benim.'' ''O zaman lütfen elinizi biraz çabuk tutun. Hanımefendi ne olursa olsun sizinle görüşmek istiyor ve bu kez doğruca evlerine onurlandırmanızı rica ediyorum.'' İskarev koşarcasına indi merdivenlerden. Avluda gerçekten de gösterişli bir kup arabası duruyordu. Geçip arabaya oturdu. Kapılar çarpılarak kapatıldı. Parke taşlarından bir anda nal sesleri ve tekerlek şakırtıları yükseldi. Kapı levhaları aydınlatılmış apartmanlar. Araba penceresinin gerisinden başladı. Piskarev yol boyunca düşünüp durduğu halde olup bitenlere akıl erdiremedi. Bir yanda kendisine ait ev, araba, üniformalı uşak, öbür yanda pencereleri tozlu, piyanosu akortsuz, zavallı bir dördüncü kat odası. Hiç bağdaştırılacak şeyler değildi bunlar. Arabada bir evin ışıl ışıl aydınlatıl... <laughs> araba bir evin ışıl ışıl aydınlatılmış girişinde durdu. Piskarev gördükleri karşısında bir kez daha derin bir şaşkınlığa uğradı bir sürü araba, arabacıların uğultuyu andıran konuşmaları, ışıl ışıl pencereler, müzik sesi, üniformalı uşak arabadan inmesine yardım ettikten sonra sırmalar içinde bir kapıcının beklediği, çok sayıda lambayla pırıl pırıl aydınlatılmış mermer sütunu girişe kadar kendisine saygıyla eşlik etti. Piskarya burada birbirinin üzerine asılmış yığınla pelerin ve kürk gördü. Trabzanları cilalı bir merdiven döne döne yukarı çıkıyordu. Çok hoş bir koku vardı içeride. Onun eviydi artık. Onun evindeydi artık. İşte merdivenlere çıkıp ilk salona girmişti bile. Girmişti ama içerisi öyle kalabalıktı ki daha ilk adımında ürküp duraksaması bir oldu. Gerçekten de hiçbir tanımlamaya gelmeyecek son derece alaca bulaca bir kalabalık vardı içeride. Sanki cinler, periler dünyayı binlerce parçaya ayırmışlar. Sonra da bu parçaları anlamsızca gelişigüzel bir araya getirmişlerdi. Kadınların beyaz beyaz parlayan çıplak omuzları, siyah fıraklar, avizeler, lambalar, uçuşan balonlar, bantlar, kurdeleler, parmaklıklı köşedeki muhteşem koronun ardında görünen kocaman kontrobas hepsi son derece göz alıcı ışıltılı şeylerdi onun için. Fıraklarının göğsü madalya ve nişanlarla dolu saygıdeğer ihtiyarlar ve orta yaşlılar pırıl pırıl parkeler üzerinde gururla sekercesine yürüyen ya da kanepelerde yan yana oturan zarif hanımlar durmadan kulağına çalınan Fransızca, İngilizce sözler. Ağızlarından gereksiz tek bir söz çıkmayan fıraklı delikanlılar. Onların o asil susuşları, düzeyli ciddi esprileri, saygılı gülümseyişleri, gözü tırmalamayan, favori kravatlarını düzeltirken zarif ellerini bir sanat eseriymişçesine gösterişleri. Bütün bunları bunca olağanüstü, güzel, ilginç şeyi gözünün tek bir bakışıyla kucaklayabiliyordu. Hele kadınlar havalanıp hemen uçu vereceklermiş gibi hafiftiler. Kendilerinden son derece hoşnut. Hatta resmen kendilerine hayrandılar. Bakışlarını yere indirişlerindeki büyüleyicilik, ürkmüş bir halde sütunlardan birine yaslanmış duran Piskarev'in görünüşündeki uysallık, genç sanatçının kafasının allak bullak olduğunu gösteriyordu. Bu arada kalabalık dans eden grubun etrafında halka oldu. Havadan dokunmuşçasına ince ve saydan Paris malı giysiler içindeki kadınlar dans ederken pırıl pırıl papuçların sardığı minik ayacıkları yere sanki hiç dokunmadığı için tüy hafifliğiyle süzülür gibiydiler parkeler üzerinde. Ancak kadınlardan biri bütün ötekilerden farklıydı. Hem çok daha güzeldi, çok daha alımlıydı hem de tuvaleti son derece ışıltılı göz alıcıydı. Alabildiğine ince bir zevki yansıtıyordu giyim kuşamı. En önemlisi de ek bir çabayla ya da zorlamayla değil kendiliğinden oluşmuş. Üzerinde iğreti durmayan doğal bir uyumluluk içindeydi her şey. Çevresini kuşatanlara hem bakıyor hem de bakmıyordu. Uzun güzel kirpiklerini umarsızca aşağı indirerek başını yana eğdiğinde hafifçe gölgelenen harikulade güzel alnı ve yüzünün göz kamaştıran beyazlığı büsbütün dikkat çekici oluyordu. Onca insan arasından kadını daha iyi görebilmek için Piskare büyük çaba harcıyordu. Ama tersliğe bakın ki esmer kıvırcık saçlı kocaman bir kafa önünü duvar gibi kapatıyordu. Bu arada kalabalık arkadan kendisini öyle bir sıkıştırdı ki hemen önündeki yüksek dereceli bir devlet memurunu da kendisi sıkıştırmaktan korkarak olduğu yere çakılıp kaldı. Derken bir de ne görsün? Ta önlere kadar gelmemiş mi? Kadına görünmeden önce üstünü başını düzeltmek için giysilerine bir göz attı ve gözlerine inanamadı. Tanrım bu da neydi böyle? Her yana boya bulaşığı bir giysi vardı üzerinde. Evden aceleyle çıkarken üzerine doğru dürüst bir şey geçirmeyi unutmuştu. Bir anda yüzü kıpkırmızı kesildi. Başını utançla önüne eğdi ve oradan bir an önce uzaklaşmak istedi. Ama bu olanaksızdı. Üzerlerinde parlak üniformalarıyla genç saray görevlileri arkasını bir duvar gibi kapatmışlardı. Güzel alını, güzel kirpikli, güzeller güzelinden ne yapıp ne edip uzaklaşmalıydı. Kadının kendisine bakıp bakmadığını anlamak için korkuyla gözlerini kaldırdı ki o da nesi? Tam karşısındaydı kadın ama bu ama bu bu o diye bağırdı. Neredeyse var gücüyle. Gerçekten de Neva bulvarında karşılaştığı evine de izlediği kadındı bu. Bu arada kadın uzun kirpiklerini kaldırdı ve apaydınlık bakışlarla çevresini süzdü. Soluğu tıkanır gibi olan pis karev ancak Tanrım bu ne güzellik diye bildi kadın kendisinin dikkatini çekmek için inanılmaz bir çaba içinde olan yığınla insan üzerinde yorgun, ilgisiz bakışlarını şöyle bir dolaştırdıktan sonra birden Piscarevle göz göze geldi. Tanrım bu ne ilahi güzellik? Yalvarırım güç ver. Güç ver bana dayanabilmem için yoksa paramparça olurum. Sığınamam senin bu güzelliğine. Bu arada kadın öyle bir işaret verdi ki Piscarev her şeyi anladı. Ne elini kullanmış ne başını oynatmış işaret verirken yalnızca o tahrip gücü çok yüksek gözlerinde kimselerin fark edemeyeceği belli belirsiz bir ışık çatmıştı. Yalnızca kendisinin gördüğü bu ışığın anlamını hemen anlamıştı Piskarev. Dans uzadıkça uzuyordu. Yorulmuşçasına ağır tempolarda dolaşan müzik tam bitecekmiş sanıldığı anda yeniden yükseliyor, tis perdelere ulaşıyordu. Ama işte sonunda o da bitti. Kadın oturdu, göğsü hafif hafif inip kalkıyordu. Eli, tanrım, el mi bu, şiir mi? Dizine düştü. Havadan dokunmuşçasına hafif ince giysisini, eteğini toplayıp altına aldı müzikle soluk alıp veriyormuşçasına hafif hafif kımıldayan giysisinin soluk leylak rengi bembeyaz ellerine vurunca ellerin güzelliği büsbütün ortaya çıktı. Tanrım bir kez şu ellere dokunabilseydi başka hiçbir şey istemezdi. Başka bir şey istemek mi? İstenecek başka her şey küstahlıktan başka ne olabilirdi? Piskarev kadının oturmakta olduğu sandalyenin hemen arkasında oturuyor. Ne konuşmaya ne soluk almaya cesaret edebiliyordu. Sıkıldınız değil mi dedi kadın sonunda. Ben de sıkıldım. Sonra uzun kirpiklerini indirerek ekledi. Benden nefret ediyorsunuz değil mi? Pusula'yı büsbütün bütün şaşıran Piskarev, sizden nefret etmek mi? Ben, sizden gibi bir şeyler mırıldanacak oldu. Aslında kıvırcık saçlı genç bir subay espriler yaparak yanlarına gelmeseydi, tutarsız, birbirleriyle ilintisiz bir araba lafı ardı ardına sıralayabilirdi de. Gülerken düzgün sayılabilecek dişlerini pek hoş gösteriyor, her nüktesi Piskarev'in yüreğine çivi gibi saplanıyordu. Sonunda oradakilerden biri adama bir soru sorarak dikkatini başka yöne çekti de kurtuldular. Ne çekilmez şey dedi kadın, genç subayın ardından bakarak sonra göksel gözlerini pis karava yöneltti. Salonun bir ucunda olacağım. Az sonra siz de oraya gelsenize. Kalabalık arasına süzülmesiyle gözden yitmesi bir oldu. Deliye dönen pis karav önüne geleni iteleyerek bir anda salonun bir ucuna ulaştı. İşte o kimselerin olamayacağı denli güzel, kusursuz bir prenses gibi oracıkta oturuyor. Bakışlarıyla onu arıyordu. Ah, gelmişsiniz bile dedi fısıldar gibi. Bakın size her şeyi açıklayacağım. Beni izleyerek geldiğiniz o ev sizi kuşkusuz şaşırtmıştır. Benim de oradaki aşağılık kadınlardan biri olduğumu düşündünüz belki. Davranışlarım, oradaki varlığım size anlaşılmaz geldi. Bakın, kimseye söylemeyeceğinize söz verirseniz eğer size bir gizmi açacağım. Söz, söz, söz. Ama bu arada hayli yaşlı bir adam kadına yaklaştı. Elini tutup Piskarev'in anlamadığı bir dilde kadınla bir şeyler konuştu. Kadın yalvaran bakışlarla Piskarev'e bakarak kendisi dönene dek orada bir yere kıpırdamamasını isteseydi de Piskarev bu anda hiç kimsenin hatta onun bile emirlerini dinleyecek durumda değildi. Bu yüzden de hiç zaman yitirmeden kadının arkasından yürümeye başladı. Ancak kalabalıktan araya girenler olduğu için birbirlerinden epey ayrı düştüler. O kadar ki kadının o tatlı leylak rengi giysisini bile seçemiyordu artık. Önüne geleni ite, kaka, kaygılı bir şekilde odadan odaya dolaşmaya başladı. Hemen bütün odalardaki oyun masaları başında kerli ferli adamlar ölüm sessizliği içinde oturuyorlar. Bir köşede birkaç yaşlı askerlik mesleğini, sivil meslekleri olan üstünü üzerine konuşuyorlardı. Bir başka köşede ise son derece şık fıraklar içindeki bazı baylar çalışkan bir ozanın cilt cilt yapıtları üzerine dam üstünde saksağan görüşler öne sürüyorlardı. Dış görünüşü alabildiğine saygın yaşlıca bir adam Piskarev'in ceketinin düğmesinden tutarak doğruluğu su götürmez görüşlerini ona zorla dinletmek istedi. Ama adamın boynundaki çok önemli nişanın farkına varmayan Piskarev adamı kibarca iterek koşarcasına bitişik odaya geçti. Ancak kadın orada da yoktu. O odanın yanındaki odada da yoktu. Nerede o? Nerede? Onsuz yaşayamam ben. Bulun onu bana. Bana bir şey söyleyecekti. Bir şey söyleyecekti. Tüm aramaları sonuçsuzdu. Yorgun, kaygılı bir köşeye çekildi. Duvara yaslanıp karşısındaki kalabalığı izlemeye başladı. İzlerken, izlerken yorgun gözlerinin önünde belirsiz bir takım görüntüler canlandı. Derken bu görüntüler belirgin bir şekilde evinin duvarları oldu. Gözlerini kaldırdı. Yan yana dibine bulmuş şamdamda mumun alevi titriyordu. Mumun hemen tümü erimiş, şandamda masanın üzerine akmıştı. Demek uyuyup kalmıştı ve düştü tüm bu gördükleri. Ne düştü ama ah niçin uyanmıştı ki sanki bir dakikacık daha uyusu olmaz mıydı? Belki yine görebilirdi onu. Penceresinde iç karartıcı, kör bir ışık vardı. Odası hep öyle dağınık, düzensizdi. Ah ne kadar iğrençti şu gerçeklik denen şey. Düşlere neden hiç uymuyordu sanki? Çarçabuk soyunup yatağa yattı. Yitip giden o güzel düş bir anlığına olsun döner umuduyla organa sarındı. Düş gerçekten de dönmekte gecikmedi. Ancak bu hiç de onun görmek istediği düş değildi. Birbirinden saçma hayaller beliriyordu gözünün önünde. Ya ağzında piposuyla teğmen Pirogov, ya Güzel Sanatlar Akademisi'nin bekçisi, ya tanıdığı bir müsteşar, ya da bir zamanlar resmini yaptığı bir köylü kadının başı. Uyuyabilme umuduyla öğleye kadar yattı yatağında. Ama ne uyuyabildi ne de o dışı görebildi. Ah onun o harika yüz çizgilerini, puslu kar parlaklığındaki çıplak kollarını bir an olsun göremez miydi? Ve yeğeni yüzercesine yürüyüşünü, o hafif rüzgarını tek bir defacık daha olsun duyamaz mıydı? O kutsal düşten başka bir şeyi unutmuştu. Her şeyden el çekmiş, yıkılmış, umutsuz, umarsız oturup duruyordu odasında. Yerinden kımıldamayı bile düşünmüyor, kayıtsız, yaşam ışıltısından yoksun bakışlarla arka avluya bakan pencereden dışarı izliyordu. Avluda sopasını asılı kaplardan neredeyse donmak üzere olan bir suyu boşaltmakta olan bir saka görülüyordu. Bir de keçi sesli bir eskicinin, eskiler alırım diye bağıran sesi duyuluyordu. Günleri gerçekliği duyumsatan bu ses nasıl da yabancıydı şu anda ona. Akşama dek öyle oturdu. Akşam olunca büyük bir umutla kendini yatağa attı. Uzunca bir süre uykusuzlukla boğuştu. Sonunda yendi uykusuzluğu. Yendi ama gördüğü düş yine sıradan düşlerden biriydi. Şu sıradan her zamanki adi düşlerden biri. Tanrım acı bana. Acı ve bir an için onun yüzünü göster. Sabahleyin yeniden akşam beklemeye başladı. Akşam olunca yeniden kendini yatağına attı. Yeniden uyku ve yeniden şu adi düşlerden biri. Adamın biri aynı zamanda hem memur hem fagotmuş falan filan. Tanrım ne yapsın da o böyle düşü. Dayanacak gücü kalmamıştı ki. Birden onu gördü. Yüzü, bukleleri, gözleri işte karşısındaydı. Ona bakıyordu ama ne kadar az sürmüştü görünmesi. Gelmesiyle gitmesi bir olmuştu neredeyse. İşte yeniden sis bulutları, yeniden şu aptal düşler. Lanet olsun. Sonunda tüm yaşamı düşler oldu. Bu değişimle birlikte de gerçek alemle düş alemi yer değiştirdi sanki. Ve şöyle bir terslikle yüz yüze kaldı. Uyanıkken uyuyordu. Uykudayken de uyanıktı. Onun bomboş bir masanın başına sessizce oturduğunu ya da dalgın dalgın sokakta yürüdüğünü gören biri herhalde ya uyur gezer ya da sert bir içkiyle kafayı iyice bulmuş olduğunu düşünürdü. Bakışlarında anlam diye bir şey yoktu. Doğuştan dalgınlığı, yüzündeki tüm duygu anlamlarını ve her türden mimiyi yok etmişti. Yalnızca akşam olurken yaşam belirtileri ortaya çıkıyordu kendisinde. İnsanın gücünü tüketen dayanılmaz bir durumdu bu. En korkuncu da sonunda hiç uyuyamaz hale gelmesi oldu. Şu dünyadaki tek varlığına, yaşam aracına kavuşabilmek, yeniden uyuyabilmek için başvurmadığı yol kalmadı. Birilerinden afyonun iyi bir uyku ilacı olduğunu duyar duymaz afyon peşine düştü. Şal satan bir İranlı tanıyordu. Ne zaman karşılaşsalar kendisine şöyle dört dörtlük bir dilber resmi yapmasını isterdi. Bu afyon denen şey herhalde onda bulunabilirdi. Dükkana girdiğinde İranlıyı sedire bağdaş kurmuş oturur halde buldu. Ne yapacaksın Afyon'u diye sordu İranlı. Pis kare uykusuzluğunu anlattı. Pekala dedi İranlı. Sana Afyon vereceğim. Yalnız bana bir dilber resmi yapacaksın. Öyle bir dilber ki kaşlar kara, gözler zeytin gibi. Ben de sana şöyle onun yanı başına uzanıp çubuğumu tutturayım. Yalnız bak dilber diyorsam dilber olmalı. Ve de baktıkça adamı yutkundurmalı. Pis kare söz verdi. Ona istediği gibi bir resim yapacağına. İranlı bir an için bitişik odaya geçti. Az sonra da elinde içi sıvı dolu bir kavanozla geri döndü. Kavanozdaki sıvının birazını daha küçük başka bir kaba boşalttı. Piskarev'e de bir bardak suya yedi damla damlatıp içmesini, bundan fazla kullanmamasını tembihledi. Piskarev değerli kavanozu İranlı'nın elinden, kaptığı gibi dükkandan fırladı. Ağırlığınca altın verseler vermezdi ilacını kimseye. Eve gelir gelmez hemen bir bardak suya birkaç damla damlatıp içti. Kendine yatağı attı. Tanrım şükürler olsun sana. işte o, ne mutluluk onu yeniden görmek. Bu kez bambaşka bir görüntüde. Aydınlık bir köy evinin penceresinin önünde. Ah ne de hoştur oturuyor giyimi, kuşamı yalnızca ozanların düşleyebileceği bir yalınlıkta. Saçları da öyle. Kısacık bir saç örgüsü, zarif boynunun yanında hafifçe arkaya atılı vermiş. Her şeyle tam bir alçak gönüllülük simgesi ve üzerindeki her şey açıklanması zor bir zevk duygusunu yansıtıyor. Ya o sevimli yürüyüşü, yürürken çıkardığı ayak sesleriyle giysisinin hışırtısı tam bir müzikti. Eli nefis bir bileziğin süslediği bileği ne hoştu. Gözleri yaşlarla dolu neler söylüyordu öyle. Lütfen beni küçük görmeyin. Sandığınız kadınlardan değilim. Yüzüme dikkatli bakın ve söyleyin. Ben öyle biri olabilir miyim? Ah hayır böyle düşünmeye cesaret edecek olanı derken uyanıverdi. Gözleri yaş içindeydi. Müthiş duygulanmıştı. Keşke hiç olmasaydın şu dünyada. Keşke sana hiç rastlamasaydım. Keşke canlı bir varlık olacak yerde esinli bir ressamın yarattığı bir tablo olsaydın. O zaman resminin önünden hiç ayrılmaz sonsuzcasına sana bakardım. Öper öperdim seni. Sonsuz güzel bir düş gibi seni yaşar, seni solur ve mutlu olurdum. Başkaca hiçbir isteğim olmazdı hayattan. Uyurken, uyanırken koruyucu meleğim olarak seni çağırırdım. Tanrısal, kutsal bir resim yapacağım zaman yine seni çağırırdım. Oysa şimdi, ah ne korkunç bir hayat bu. Yaşıyor olmanın ne yararı var? Bir delinin yaşamının ailesi ve bir zamanlar kendisini sevmiş dostları için hoş bir yanı var mıdır? Tanrım bu nasıl bir hayat böyle? Düşlerle gerçeklik hep çatışma içinde. Kafası hep bu türden düşünceler içindeydi başka türlüş, başka bir şey düşünemiyor. Hemen hemen hiçbir şey yemiyor. Tutkulu bir aşığın sabırsızlığıyla akşamın olmasını bekliyordu. Akşam olunca o sevgili düşünün yeniden görecekti. Düşüncelerinin tek bir şeye takılıp kalması sonunda yaşamını ve düş dünyasını öyle bir evirdi ki o kutlu kadın her gece girmeye başladı düşlerine ve tabii gerçekte olduğunun tam tersi bir varlık olarak. Çünkü ressamın düşünceleri bir bebeğinki gibi tertemizdi. Bu nedenleri düşlerine giren kadınla değişiyor, el değmemiş bir varlık oluyordu. Afyon almak da düşlerini büsbütün alevlendirmişti sanki. Eğer dünyada tutku dolu, korkunç, yıkıcı, isyankar, çılgınlığın son kertesine varıp dayanmış bir aşk ve bu aşka düşmüş biri varsa bu bahtsız bizim zavallı ressamımızdan başkası değildi. Gördüğü bütün düşler içinde bir tanesi özellikle sevinçlerle doluydu. Atölyesinde elinde paletiyle şövalye başında görüyordu kendini bu düşte nasıl neşeli, nasıl keyif içinde ve o burada, o artık kendisinin karşısıymış. Hemen yanı başında oturuyor ve dünya güzeli dirseğiyle onu iskemlesinin arkalığına dayanmış yapmakta olduğu resme bakıyor. Yorgun, süzgün gözleri sınırsız bir erinçle dolu. Odası tertemiz, pırıl pırıl ışıklar içinde. Ah tanrım, güzel başını hafifçe yana, onun göğsüne doğru eğdi. Hayatında bundan güzel düş görmemişti. Uyanıp kalktığında her zamanki uyku sersemliğinden, dalgınlıktan eser yoktu üzerinde. Tuhaf fikirler geçiyordu kafasından. Belki de korkunç bir olay nedeniyledir kötü yola düşmesi. Ruhu pişmanlıkla doldur belki ve içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmak için çok uğraşmıştır. Ama tek başına başaramamıştır. Onu kurtarmak için bir el uzatmanın yeteceğini bile bile bataklığa boğulup gitmesine göz müyüm Düşünceleri burada da kalmıyordu. Beni kimseler tanımaz, bilmez. Benim de kimseyi taktığım yoktur. İçtenlikle pişman olur, Sürdürdüğü yaşamını değiştirirse ben de kendisiyle evlenirim, olur biter. Böylelikle de kahya kadınlarıyla, hizmetçileriyle, hatta her türden pespaya kadınlarla evlenenlerden çok daha hayırlı bir iş yapmış olurum. Herhangi bir çıkarcı güdüyle ilgisi olmadığı için yüce bir davranışta bulunduğum dahi söylenebilir. Üstelik böylece dünya benim sayemde kendisine ait bir güzelliği geri kazanmış olacak. Kafasından ardı ardına geçen bu uçarığı düşüncelerle yanağı, allar bastığını, yüzünü şiştiğini sandı. Ancak aynaya bakıp da avutularının çökük gözünün solgun olduğunu görünce korkuya kapıldı. Bunun üzerine titizce kendine çeki düzen vermeye girişti, yıkandı, saçlarını taradı, şık gösterişli bir yerekle yeni frakını giydi. Üzerine yeni pelerini atıp sokağa çıktı. Dışarıda ciğerleri tertemiz havayla dolunca uzun süreyen bir hastalıktan sonra ilk kez dışarı çıkan bir hastanın dinçliğini, yürek dinçliğini duydu. O uğursuz karşılaşmalarından beri adım atmadığı caddeye yaklaştıkça yüreği daha hızlı çarpmaya başladı. Evi uzun uzun araması gerekti. Sanki belleği kendisine ihanet ediyordu. Caddeyi bir uçtan bir uca iki kez gidip geldiği halde evi bulamadı. Sonunda evlerden birinin aradığı eve ötekilerden daha çok benzediğini fark etti. İçeri girdi. Merdivenleri tırmandı. En üst katın kapısı açıldı ve karşısında onu gördü. O idealindeki kadın. Gizemli hayal, acı verici, korkunç, güzel ve tatlı olan. Hayallerindeki resmin aslı karşısında duruyordu. Onu böyle ansızın ve capcanlı karşısında görünce genç ressam sevinçten olduğu yere yığılacakmış gibi oldu. Gözleri uykulu, yüzü solukçaydı ama hep öyle güzeldi, çok güzeldi. Karşısında Piskarev'i görünce gözlerine uçturarak, oysa saat o ikiydi, ''Siz'' diye bağırdı. ''Neden kaçtınız o gün bizden?'' Bir iskemle yığılırcasına çöken hiç hiçbir şey söylemeden bakıyordu. ''Ben de şimdi uyandım'' diye sürdürdü kasıp gülümseyerek. Getirip eve bıraktıklarında saat sabahın yedisiydi. Öyle sarhoştum ki... Ah bu sözleri söyleyeceğine keşke dilsiz olsaydı. Şu bir iki sözcükle bir panorama gibi bütün yaşamını gözler önüne serivermişti. Buna karşın Piskarep yüreği paramparça olsa da öğütleriyle onu yola getirme denemesine girişti. Bütün cesaretini toplayarak titreyen ama tutkulu bir sesle içinde bulunduğu ko durumun korkunçluğunu anlatmaya başladı kadına. Kadın onu dikkatle dinliyordu. Ancak yüzünde hiç beklemedikleri tuhaf bir durumla karşılaşan insanlarda görülen bir şaşkınlık vardı. Gülümseyerek köşede oturmakta olan arkadaşına baktı. Bir iki tarağını temizlemekteyken durmuş verilmekte olan vaazı dinlemeye başladı. Verdiği uzun ve dokunaklı öğütlerden sonra ''Evet ben yoksul bir adamım'' dedi. Ama durup dinlenmeden çalışır, yaşamımızı kazanırız. İnsanın her işte kendine güvenmesine güzeldir. Ben resim yaparım, sen de benim yanımda durur. Hem benim yaptıklarıma ruh verirsin. Hem de dikiş falan gibi değişik gelişleriyle uğraşırsın. Kimselerle açmadan yaşar gideriz. Kadın küçük gören bir tavırla genç reysamın sözünü keserek ''Yok yahu'' dedi. ''Ben öyle çalışacak çamaşır yıkayıp dikiş dikecek biri değilim.'' Tanrım nasıl da aşağılık, iğrenç bir yaşamı vurguluyordu bu sözler. Çözülmüşlüğün, ahlak düşüklüğünün ayrılmaz ögesi olan avarelik geçirilmiş bomboş bir yaşam. O ana de köşesinde konuşmadan oturan öbür kadın edepsiz bir tavırla ''Ne olur benimle evlenin'' dedi. ''Beni karılığa kabul ederseniz yanınızda aynen şöyle oturun.'' Bunu söylerken de acınası yüzüne öyle aptalca bir ifade kondurdu ki Piskarev'in hayallerini süsleyen Dilber'i kahkahalarla güldürdü bu. Hayır bu kadar da fazlaydı artık. Bu kadarını kaldıramazdı. Tüm duygu ve düşüncelerini yitirmişti sanki. Kendini boğul, boğulurcasına dışarı attı. Bütün günü sokaklarda bulanık bir zihinle anlamsızca aptalca dolaşarak geçirdi. Geceyi nerede nasıl geçirdiği belli değildi. Ancak ertesi akşam anlaşılmaz bir içgüdüyle eve gitti. Saçları darmadağınık yüzü korkunçtu. Çıldırmış insanların yüzleri gibiydi yüzü. Odasına kapandı. Kapıyı dikkatle kilitledi. Kimseden bir şey istemedi. Kimseyi içeriye bırakmadı. Dört gün geçti. Bu süre içinde kapısı bir kez bile açılmadı. Bir hafta geçti. Kapısı hep öyle kapalıydı. Bunun üzerine kapısına dayandılar. Adını seslendiler. Bağırarak kapıyı açmasını istediler. Hayır, içeriden hiç karşılık gelmiyordu. Bunun üzerine kapıyı kırıp içeri girdiler. Boğazı kesilmiş bir cesetle karşılaştılar içeride. Yerde az ötede kanlı bir ustura vardı. Çırpınarak açılmış kollarına ve korkunç bir şekilde çarpılmış yüzüne bakılacak olursa usturayı tutan elinin işi ustalıkla göremediği ve günahkar ruhun bedeninden ayrılmadan önce zavallının çok acı çektiği anlaşılıyor. İşte böyle öldü. Çılgınca bir tutkunun kurbanı zavallı psikarev. Sessiz, uysal, ürkek, alçak gönüllü, çocukça, saf içinde deha kıvılcımları taşıyan ve belki de zaman içinde adını dört bir yana duyuracak bir sanatsal patlama gerçekleştirebilecek bir insandı. Ardından kimse alamadı. bu tür sahnelerin değişmez kişileri olan mahalle bekçisiyle kayıtsız tavırlı hükümet tabibi dışında tabutunun yanında kimseler görünmedi cenaze Ohta mezarlığına götürüldü ve herhangi bir dinsel tören bile yapılmadan gömüldü. Ardından bir tek kişi ağladı. Her zamankinden bir duble fazla içmiş asker, eskisi bir bekçi. Hayatı boyunca yüksek korumasına esirgemediği Teğmen, Pirago bile zavallının cenazesine gelmemişti. Ama onun bu aralar cenazelerle falan uğraşacak hali yoktu. Çünkü olağanüstü bir işle meşguldü. Neyse buna daha sonra geleceğiz. Cenazelerden de cenaze törenlerinden de hoşlanmayan biriyimdir. Yolda ne zaman sağ elinde meşale tuttuğu için enfiyesini sol eliyle çeken kapşonlu bir kaput giymiş malul bir askerin başı çektiği uzun bir cenaze konvoyuyla karşılaşsam içim bir tuhaf olur. Gösterişli bir katafalk üzerine konulmuş kadife kaplı zengin işi bir tabut gördüğümde ise içimi resmen sıkıntı basar. Hele bir yoksulun yapacak başka işi olmadığı için arabanın ardına takılmış bir dilenci kadından başka kimselerin izlemediği yük arabasıyla taşınan kızıl çamdan yapılma çıplak tabutunu göreyim sıkıntıma bir de yüzün karışır. Teğmen Piragov'u yanılmıyorsam zavallı Piskarev'den ayrılıp bir sarışının ardına düştüğü yerde bırakmıştık. Uçarı ve oldukça ilginç bir kadındı bu sarışın. Her vitrinin önüne duruyor, kemerlere, küpelere, eşarplara, eldivenlere ve başka her türden ıvır zıvıra bakıyor, bir araya bir buraya dönüyor, Bunlar yetmezmiş gibi bir de dönüp arkasına bakıyor. Tanıdık birilerine görünmemek için paltosunun yakasını kaldıran Piragov, kızın ardından yürürken bir yandan da büyük bir özgüvenle ey bıldırcın elime düşmene az kaldırıyor. Okuyucuya biraz Teğmen Piragov'un kim olduğundan söz edelim. Ya da bundan önce Teğmen Piragov'un da mensup olduğu çevre üzerine bir iki şey söyleyelim. Petersburg'da orta sınıf olarak adlandırılabilecek bir subay kesimi vardır. Gece ya da gündüz davetlerinde bir müsteşarın ya da bulunduğu makama 40 yıllık hizmet sorununa gelebilmiş başka bir yüksek devlet görevlisinin yanında bunlardan birini kesinlikle görürsünüz. Bu müsteşarların solgun tıpkı Petersburg bir renksiz kimileri dalında biraz fazla olgunlaşmış kızları, çay masası, piyano dansı toplantılar. Bütün bunlar iyi huylu tertemiz bir sarışınla onun kara takım elbiseli erkek kardeşi ya da akrabadan bir delikanlı arasında pırıl pırıl parlayan bir apoletle birlikte ayrılmaz bir bütün oluştururlar. Bu kanı soğumuş sarışınları canlandırmak, güldürmek öyle kolay iş değildir. Bunun için çok ünerli olmak gerekir. Ya da belki de tam tersine hiçbir şekilde herhangi bir ünere sahip olmamak gerekir. Öyle sözler bulup söylemek gerekir ki ne fazla akıllıca ne fazla gülünç olsun. Bütünüyle kadınların sevdikleri ayrıntılardan ibaret olsun. İşte bu konuda yukarıda sözünü ettiğimiz apoletli bayların hakkını yemememiz gerekir. Bunlar renksiz, soluk dilberleri güldürmek, onları dinleme konusunda özel bir yeteneğe sahiptirler. Boğulurcasına gülüşler arasında ah yeter dayanamıyorum öleceğim gülmekten sizi çılgın çığlıkları sık sık aldıkları ödüllerdir. Yüksek sosyete de pek sık rastlamazsınız bunları. Ya da daha doğrusu hiç rastlamazsınız. Çünkü o çevrelerde aristokratlar olarak adlandırılan kişilerce yadırganır, küçümsenir, dışlanırlar. Bununla birlikte okumuş, mürekkep yalamış insanlardandırlar. Edebiyattan konuşmayı severler. Bulgarin, Bulgarini, Puşkin'i geri çöverler. Orlov'u ise yerin dibine batırırlar. İster muhasebecilik, ister ormancılık üzerine olsun hiçbir konferans ya da semineri kaçırmazlar. Tiyatroda seçkin zevklerine ters düşen filatkatüründe oyunlar dışında ne oynanıyor olursa olsun kendilerini muhakkak görebilirsiniz. Tiyatro salonlarının değişmez asal ögeleridir onlar ve tiyatro yönetimlerinin en sevdiği kişilerdir. Sahne sanatı onlarsız edemez. İçinde güzel şiirler okunan oyunları çok severler. Bir de bağırarak oyuncuları sahneye çağırmaktan büyük keyif alırlar. Aralarında çoğunun devlet okullarında dışarıdan öğretmenlik yaparak ya da devlet dairelerine memur yetiştirerek edindikleri bir kabriyolet ile bir çift atları vardır. Böylece çevreleri genişlemeye başlar. Sonra bir de duyarsınız ki 100 bin kağıt nakit drohoması ve bir sürü sakallı akrabası olan bir tüccar kızıyla piyano çalmasını da bilen bir tüccar kızıyla evlenivermişlerdir. Gel gelelim bu onuru erebilmeleri için en azından albaylık rütbesine ulaşabilmeleri gerekir. Çünkü sakallı Rus tüccarları her ne kadar lahana kokusu yaymayı sürdürmekteyseler de kızlarını generalden o olmasa albaydan aşağısına vermek istemezler. Bu gençler genel, özellikleriyle işte böyledir. Ama Teğmen Pirogov'un bunlardan başka özellikleri de vardı. Dimitri Donski ve akıldan beladan çok güzel şiir okur, piposundan halkalar şeklinde dumanlar çıkarabilirdi. Tam 10 halkayı birbiri ardınca sıraladığı bile görülmüştü. Sonra Koşulu topun ayrı bir şey, çakılı topun ayrı bir şey olduğu üzerine nefis bir fıkrası vardı ki dinlemelere doyulmazdı. Aslında aslında Yüce Tanrı'nın Piragov'dan esirgemediği niteliklerin tümünü burada sayıp dökmemesi hiç kolay değil. Örneğin tanıdığı bir aktristen söz ederken hiç edepsiz bir dil kullanmazdı. Oysa gencecik bir az temelin aktrist, dansçı takımından söz ederken nasıl saygısız bir dil kullandığını herkes bilir. Bu yakınlarda yükseltildiği yeni rütbeden pek hoşnuttu. Gerçi arada arada bir divana uzanırken aman hep iş güç, hep telaş, hep koşuşturma. Teğmen olduk da bir şey mi değişti sanki diye yakardı olurdu. Ama için için övünür denir vesile. Konuşmalarda ne yapar ne eder. Teğmenliğe terfi ettiğini sezdirmenin bir yolunu bulurdu, bulurdu karşısındakine. Bir seferine sokakta bir yazıcı kendisine yeterince saygılı davranmamış galiba. Adama öyle bir verip veriştirmiş ki karşısında herhangi bir subay değil, koskoca bir teğmen bulunduğunu unutamayacağı bir şekilde anlatmış adama. O sırada yoldan iki genç ve güzel bayan geçmekte olduğu için de seçkin sözcüklerle konuşmaya özen gösteriyormuş. Pirogov aslında güzel olan her şeye düşkündü. Ressam Piskarev'i koruyup desteklemesini de belki kendisinin yakışıklı erkek yüzünü tuval üzerine görmek içindi. Neyse Piragov'un nitelikleri üzerine bu kadar konuşma yeter. İnsanoğlu öyle şaşılası bir yaratıktır ki sahip olduğu özellikleri bir çırpıda sayıp dökmek olanaksızdır. Durup incelemeye kalkıştığınızda da hiç durmadan yeni özellikler bulursunuz ve bu işin sonu gelmez. İşte Piragov sokakta rastladığı yabancı kadını ara vermeksizin izliyor. Arada bir de kadına laf atıyordu. Kadın da atılan laflara karşılıksız bırakmıyor, kısa, sert, zaman zaman anlaşılmaz yanıtlar veriyordu. Böylece loş kazan kapılarından geçip iki yanında Alman zanaatkarların, çuhon kadınların işlettiği dükkanlarla, tütün ve her türden ıvır zıvırın satıldığı dükkanların yer aldığı Meşçanski Caddesi'nde çıktılar. Burada sarışın kadın birden hızlandı ve kirli bir apartmanın aralık duran kapısından içeri daldı. Piragov da kadının ardından aynı şeyi yaptı. Loş, dar ve dik merdivenleri çabucak tırmanan kadın bir kapıdan içeri girdi. Piragov da aralanan kapıdan cesaretle içeri süzüldü. Duvarları ve tavanı isten kararmış genişçe bir odayla geldikleri yer. Odanın ortasındaki masanın üzerinde bir yığın vida her türden tesviyeci gereçleriyle pırıl pırıl parlayan cezveler, şandamlar vardı. Yerlere demir, bakır eğintileri dökülmüştü. Besbelli bir tenekeci ustasının işliğiydi burası. Sarışın kadın yandaki bir kapıyı açıp ortadan kayboldu. Pirago bir an düşündü. Sonra bir Rus'a yakışanı yaptı. Kadının ardından o da aynı odaya daldı. İçeri girince ilkine hiç benzemeyen derli toplu sahibinin Alman olduğunu gösteren tertemiz bir odayla karşılaştı. Ancak odada yüz yüze geldiği manzara aklını çok karıştırdı. Tam karşıda Şiler oturuyordu. Menşiski caddesinde tenekeci ustası ünlü Şiler'di bu. Şiilerin hemen yanında Hoffman duruyordu. Yazar Hoffman değildi. Şiilerin yakın dostu ve Ofitres Kaya Caddesi'nin sayılı ayakkabı ustalarından tanınmış Hoffman'dı. Şiiler sarhoştu ve oturduğu sandalyede hem tepiniyor hem de heyecanla bir şeyler anlatıyordu. Aslında bütün bunlar Piragov'un garibine gitmeyebilirdi. Görüntüyü garip, garipleştiren Şiiler'in kocaman burnunu iyice ortaya çıkaracak şekilde yüzü yukarıda duruşuydu. Hoffman bu kocaman burnunu iki parmağıyla yakalamış, köseli kesmekte kullandığı ustura gibi keskin falçatasını burnun hemen üzerine dolaştırıyordu. İki arkadaş da Almanca konuştukları için de bu dilde Guten Morgen'den başka bir şey bilmeyen Pirogov içeride neler olup bittiğini anlamıyordu. Şiler elini kolunu savura savura şunları söylüyordu. İstemiyorum, burun falan istemiyorum ben. Burun olacak bu alçağa ayda 3 funt enfiye gidiyor. Bizim Alman tütüncü dükkanlarında Rus enfiyesi bulunmadığı için aşağılık Rus tütüncüleri funtu 40 kapikten 3 funt için her ay 1 ruble 20 kapiyim gidiyor. 12 kere 1 ruble 20 kapik yılda ne kadar eder? 14 ruble 40 kapik. Kulağını aç da iyi duy dostum. Bir burnun yıllık masrafı 14 ruble 45 kapik. Bayramlarda iğrenç Rus enfiyesi yerine rape çekiyorum. Funt iki rubleden 3 funt rape de 6 ruble tuttu mu? Hepsine ne etti? 20 ruble 40 kapik. Soygun değil de nedir bu? Sorarım sana Hoffman. Soygun değil mi bu? Hoffman da sarhoştu ve arkadaşını her dediğini onaylıyordu. 20 ruble 40 kapik. Ben bugüne bugün şivaplı bir Almanım. Almanya'da kralım var. Burnu ne yapayım? Kes şu burnu. Kes şu gözünü seveyim Hoffman. Tam o anda Teğmen Piragov kapıyı açıp içeri dalmasaydı ma kesinlikle arkadaşının burnunu kesecekti. Çünkü falçatasını burnun köküne dayamış kanıtmak üzereydi. Tanımadığı birinin paldır küllür içeri girişi şiirlerin canını sıkmış gibiydi. İçtiği biralardan kafayı iyice bulmuştu. Gerçi. Ama yine de bir yabancının kendisini böyle sarhoş ve bur, burun köküne bıçak dayanmış durumda görmesinin hiç hoşa kaçmadığını fark edebilmişti. Bu arada Piragov aydınlık bir yüzle ve hafifçe eğilerek rahatsız ettiğim için özür dilerim dedi. Şiiler uzata uzata defol buradan diye bağırdı. Bu yanı Teğmen Piragov'u kızdırdı. Böylesi davranışlara alışkın değildi o. Yüzündeki gülümseme başlangıcı bir anda yok oldu. İncinen onurunu korumak için başını dikerek bu davranışınızı yadırgadığımı belirtmek zorundayım beyefendi dedi. Sanırım farkına varamadınız. Karşınızda bir subay bulunuyor. Ne olmuş subaysan ben de şivaplı Alman hem de subay böyle derken masaya bir yumruk indirdi. ''İki yıl Junker, iki yıl Teğmen, ben de subay olarak ama ben istemedim. Kendim istemedim. Ben subayları ne yaparım sen biliyor musun? İşte böyle.'' Elini genişçe açıp avucunu üfürdü. Teğmen Piragov orada daha fazla kalmasının bir anlamı olmadığını görüyordu. Ancak rütbesine karşı takınlığından tavırda canını sıkmıştı. Nasıl etmeli de yaptığı küstahlığı Şiler sarhoşunun yanına bırakmamalı düşüncesiyle merdivenlerde birkaç kez duraksadı. Sonunda Şilerin bağışlanabileceğine karar verdi. Bağışlamalı ve unutmalıydı onu. Çünkü birincisi adamın kafası bir ile iyice dumanlanmış durumdaydı. İkincisi de tatlı sarışına vazgeçmek hiç kolay değildi. Teğmen Piragov ertesi gün erkenden tenekeci ustasının işiğinde bitti. Ön odada onu tatlı sarışın karşıladı. Sevimli yüzüne çok yakışan sert bir ifadeyle ''Ne istiyorsunuz?'' dedi. ''Merhaba güzelim tanımadınız galiba. Ah sizi çapkın. Bunlar ne şirin tatlı gözler böyle.'' Teğmen Piragov bunları söylerken zarif bir parmak hareketiyle kadının çenesini hafifçe kaldırmaya eltendi. Ama güzel sarışın ürkek bir çığlığın ardından aynı sertlikte sorusunu yeniledi. Ne istiyorsunuz? Teğmen Piragov tatlı bir gülümsemeyle kadına iyice sokularak sadece sizi görmek dedi. Ama Ürkek sarışının yanındaki kapıya doğru kaymaya çalıştığını fark edince mahmuz yaptıracaktım kendime diye sürdürdü. Mahmuz yapıyor musunuz burada? Aslında sizi sevmek için mahmuz değil, dizgin gerek insana. Şu ellerin güzelliğine bak. Bu türden iltifatlarda bulunduğunda Teğmen Piragov her zaman çok sevecen olurdu. Alman kadın Hemen gidip kocamı çağırıyorum diyerek yan odaya geçti. Birkaç dakika sonra da dünkü mahmurluğundan yeni yeni uyanmakta olan Şiler uykulu gözlerle çıktı geldi. Subayı görünce bulanık bir düş gibi dünkü olayları anımsadı. Neler olup bittiğini net olarak anımsayamıyordu ama aptalca bir duruma düştüğünün de farkındaydı. Bu nedenle subayı hiç yüz vermedi. Çekip gitsin diye serçe 15 rubleden aşağı olmaz bir çift mahmuz dedi. Onuruna düşkün bir adam olan Şiler tanımadığı birinin kendisini uygunsuz durumda görmüş olmasından tedirgindi. Çok yakın bir iki dostundan başka kimse göremezdi kendisini içki içerken. Çıraklarından bile uzak dururdu içerken. Piragov olabildiğince yumuşak. Niye bu kadar pahalı dedi. Şiler bir yandan da sakalını okşayarak soğuk soğuk Alman işi yapmak ben dedi. Ruslara gidin onlar iki ruble yapmak mal. Efendim ben sizi sevdiğimi ve sizlerle daha yakından tanış olmak istediğimi kanıtlamak için istediğiniz 15 rubleyi ödeyeceğim. Şiler bir an kararsız kaldı. Onurlu bir Alman olarak yaptığından utanmıştı. Mahmuz işine yan çizmek için iki haftadan önce bitiremeyeceğisini ne söyledi mahmuzları. Piragov buna da razı olduğunu söyledi. Şiiler yapacağı mahmuzun 15 rubleye değmesi için hangi hünerleri döktürmesi gerektiğini düşünmeye başladı. Bu arada sarışın dilber girdi işliğe ve üzerinde kahvedanlıkların olduğu masada bir şey aramaya başladı. Teğmen Şiiler'in dalgınlığından yararlanarak kadına sokuldu. Omuzlarına kadar çıplak kolunu sıktı kadının. Bu Şiiler'in gözünden kaçmamıştı. Mayne frau diye bağırdı. Yani benim kadınım diyor. Sonra Almanca konuşuyorlar. Hadi mutfağa gel diye Almanca konuşuyorlar. Kadın mutfağa gitti. O zaman iki hafta sonra görüşürüz dedi Piragov. Şiler dalgın dalgın. Evet iki hafta sonra dedi. Şu anda çok iş var elimde. Hoşça kalın. Siz uğrayacağım. Hoşça kalın dedi Şiler ve kapıyı sürgüledi. Temen Pirogov Alman kadının kendisini istemediğini açıkça göstermiş olmasına karşın peşini bırakmak niyetinde değildi. Kendisi böylesine yakışıklı, sevimliyken, böylesine göz kamaştırıcı bir rütbeye sahipken kadınların kendisine direnebilmelerini anlayamıyordu. Kadınların dikkatlerini çekmek için gerekli her şeye fazlasıyla sahip olduğu kanısındaydı. Ancak burada Şiilerin karısının bütün sevimliliğine karşın aptal bir kadın olduğunu belirtmek zorundayız. Bunu aptallığın güzel bir kadının güzelliğine güzellik kattığını bilmemize karşın belirtmek zorundayız. Öyle kocalar vardır ki karalığının aptallığından büyük sevinç duyarlar. Bunu çocuksu bir safiyetin belirtisi gibi görürler. Ey güzellik sen nelere kadirsin. Ruhsal yetersizlikler, kusurlar güzel bir kadında iticilik yaratmak şöyle dursun, ona ayrı bir çekicilik kazandırıyor. Ayıp diye nitelenen şey güzel bir kadına sevimli duruyor. Kadından güzelliğini alın, kendisine sevgi değilse de saygı duyulmasını sağlayabilmek için kadının erkekte 20 kat daha fazla akıllı olması gerekir. Şiler'in karısı bütün aptallığına karşın bir eş olarak evine, görevlerine bağlı bir kadındı. Bu bakımdan da Piragov'un hayli cesur kararını uygulayabilmesi pek kolay görünmüyordu. Ama engeller aşılarak ulaşılan zafer insana daha büyük haz verdiği için Şiilerin sarışını genç subaya gün geçtikçe daha ilginç, daha güzel görünüyordu. İkide bir uğrayıp mahbuz işinin nasıl gittiğini soruyordu. Bu işte çizmeyi öyle açtı ki sonunda Şiler Usta usandı ve bütün öteki işleri bırakıp kendini yalnızca Mahmuz işine verdi. Sonunda hazırda mahpuslar. Tanrım bunlar ne güzel şeyler böyle diye aykırdı Teğmen Piragov mahpuzları görünce. Harika, olağanüstü. Bizim generallerde bile yok böylesi. İşinin bu denli beğenilmesi Şiilerin çok hoşuna gitti. Gözlerinin içi gülmeye başlamış, kendisi de Piragov'a duyduğu bütün kırgınlığı unutup gitmişti. Rus subay akıllı, malın iyisinden anlıyor diye düşünüyordu. Piragov fırsatı kaçırmadı. Siz o zaman kabza kın gibi şeyler de yapabilirsiniz diye sordu. Şiiler hoşnutlu da gülümseyerek hem de nasıl yaparım dedi. Benim Türk işi çok güzel bir hançerim var. Size getireyim de yeni bir kın yapın hançerime. Şilerin bir anda aklı başına geldi. Alnı kırıştı. Başına belayı kendi elleriyle sardığı için durma bacasına küfürler savuruyordu kendisine. Artık işten sıyrılması olanaksızdı. Rus subay kendisine bu kadar övmüşken onursuzca bir şey olurdu bu başını birkaç kez sağa sola salladıktan sonra işi kabul ettiğini bildirdi. Ama Pilagov'un tam çıkarken dudakları güzel sarışının dudaklarına küstahça yapışır verdiğini görün oldu da başından gitti. Okurlarımı Şiler'le biraz daha yakından tanıştırmam yerinde olur diye düşünüyorum. Şiler sözcüğün tam anlamıyla mükemmel bir Almandı. Daha 20'li yaşlarındayken ki Rus delikanlıları için başta kavak yerlerinin estiği, aklın kafadan bir karış yukarıda olduğu mutlu yıllardır bunlar. Bütün yaşamın en küçük ayrıntısına dek ölçüp biçmiş ve bu ölçülerin bir milim bile dışına çıkmamıştır. Her sabah yataktan yedide kalkar, öğle yemeğini ikide yer. Her işi milimi milimine yapar. Pazarları da hiç sektirmeden kafayı çekerdi. Kendi kendine 10 yıl içinde sermayesini 50 bin rubleye çıkarma sözü verdi ve bu sözü dün tuttu. Bizde bir memur müdürünün verdiği bir görevi kolayca unutur ama bir Alman için kendi kendine verdiği söz bile şaşmaz, sekmez bir biçimde sanki alın yazısıymış gibi tam zamanına gerçekleştirilir. Harcamaları ne olursa olsun arttırmamak da ilkelerinden biriydi Şiilerin. Patates fiyatları yükseldiğinde patates için harcadığı parayı asla arttırmaz, aldı patates miktarını azaltırdı. Böylece aç kaldı olurdu bazen ama katlanırdı açlığı, alışırdı giderek. Düzenliliği, ölçülülüğü, kuralcılığı öylesine katıydı ki karısını bir günde iki kezden çok öpmeme şeklinde bile bir kuralı vardı. Ne olur ne olmaz belki kuralımı çiğnememe yol açabilir korkusuyla çorbasına bir çay kaşığından fazla biber atmazdı. Bununla birlikte pazar günleri bu kuraldaki katılık biraz daha gevşetilirdi. Çünkü pazarları şiiler iki şişe bira üstüne de damak tadına uygun bulmadığı için sövesaya bir şişe kimyonlu vodka içerdi. İçki konusunda da farklıydı. Bir İngiliz öğleden sonra odasına çekilip kapıyı ardından sürgüler ve tek başına yumulur şişeye. Ama şiiler bir Alman olarak her zaman keyifle, coşkuyla içerdi. Yanında ya Ayakkabıcı Hoffman ya da yine bir Alman ve sıkı içkici marangoz Kuns bulunurdu. Soylu Şiler Usta işte böyle bir insandı ve şu anda Teğmen Piragov tarafından çok güç bir duruma düşürülmüştü. Flegmatik ve Alman olmasına karşın Piragov'un davranışları kendisinde kıskançlığa benzer bir takım duygular uyandırmıştı. Kafasını patlatırcasına düşünüyor ama bu Rus subayından kurtulmanın yolunu bulamıyordu. Bu arada Piragov arkadaşlarıyla piposunu tüttürürken, evet subay ve pipo ayrılmaz bir ikili oluştururlar, yüzünce, yüzünde çapkınca bir gülümsemeyle güzel bir Alman kadını ile ilişki kurduğunu anlatıyordu. Dediğine göre kadının bütünüyle avucuna düşmesi an meselesiydi. Bir gün Meşçanski'de yürürken başını kaldırıp tabelasında semaver ve cezve resmi bulunan bir binaya baktı. Şans işte. Tam bu sırada sarışın dilber de camdan o güzel başını uzatmış. Dışarı bakmıyor mu? Plagov durdu. Kadına el sallayıp Guten Morgen dedi sarışında eski bir tanıdığını selamlar gibi selamladı onu. Hocanız evde mi diye sordu Pirago. Evde dedi sarışın. Hangi günler evde değildir? Pazarları. Pazarları evde olmaz dedi aptal sarışın. Güzel diye düşündü Pirago. Bu pazar fırsatından yararlanalım. Ertesi pazar çat kapı sarışının karşısına dikildi Piragov. Şiler gerçekten de evde değildi. Güzel ev sahibesi ilkin korktu. Ama Piragov bu kez dikkatliydi. Eğilip yerden selamladı kadını. Böylece de biçimli bedeninin nedenle esnek olduğunu göstermiş oldu. Şakaları da çok hoş ve saygılıydı ama aptal Alman kadın her söze tek kelimeli karşılıklar veriyordu. Bütün yolları denediği halde kadının kabuğunu kırmayı başaramayan Piragov son çare olarak dans etmelerini önerdi. Kadın bunu hemen kabul etti çünkü Alman kadınları dans etmeyi çok severdi. Piragov'un danstan pek çok beklentisi vardı bir kez. Dans kadına zevk verecekti. İkincisi kendisinin ne kadar çivik olduğunu gösterebilecekti ve son olarak da dans birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayacak, güzel Alman'ı kucaklayabileceği için de asıl yaklaşmanın temellerini atmış olacaktı. Evet bu işte kesin başarıya giden yol danstan geçiyordu. Alman kadınların işe birden değil yavaş yavaş giriştiklerini bildiğinden ilk dans olarak gavotu tercih etti. Alman Dilber odanın ortasına geçip güzel bacağını hafifçe kaldırdı. Onun bu duruşu Piragov'un aklını başından aldı. Kendini tutamayıp öpmek için kadının üzerine atıldı. Kadın bağırıyor, çırpınıyor. Onun bu hali Piragov'u büsbütün kışkırttığı için bitmez tükenmez öpücüklere boğuyordu kadını. Tam bu sırada kapı ardına kadar açıldı ve önde Şiler, arkasında Hoffman ve Marangoz Kuntz içeri girdiler. Üçü de fitil gibi sarhoştu. Saygıdeğer bir zanaatkar değil, sıradan işçiydiler sanki. Şiirleri nasıl çileden çıktığını, nasıl büyük bir öfkeye kapıldığını ben anlatayım okurlarım kendileri değerlendirsinler. Görülmemiş bir öfkeyle aykırıyordu Alman. Kaba adam, sen benim karımı nasıl öper? Sen Rus subayı değil, sen bir alçak. Ah dostum Hoffman, ben bir Alman, Rus değil. Hoffman başıyla onu onaylarken yüzü kırmızı kesilerek yeleğinin rengini alan Şiler elini kolunu savura savura bağırmayı sürdürüyordu. Ah ben boynuzlu olmak istemiyor. Tut onu yakasından dostum Hoffman. Ben onu istemiyor. Ben 8 yıldır Petersburg'da oturuyor. Benim anne Şivap'ta. Nürnberg'de benim dayı var. Ben Alman. Ben boynuzlu bonfile değil. Çıkar onun üstünden bütün giysileri dostum Hoffman. Kamrat siz de onun eller ve bacaklar sıkı tutun. Böylece Piragov'u kız kıvrak yakaladı Almanlar. Kurtulmak için bütün çırpınışları boşunaydı Teğmen'in. Çünkü kendisini sımsıkı yakalayan 3 meslektaş Petersburg'lu Almanların en dev yapılasıydılar. Üstelik ona böyle öyle kaba, öyle saygısız davranıyorlardı ki insanın içine ezen bu sahneleri anlatabilmek zor. Ertesi gün polisin her an kendisini gelip tutuklayacağı korkusuyla dalla yaprak gibi titrede durdu şeyler. Dün olup bitenlerin gerçek değil yalnızca bir duş olabilmesi için neler vermezdi. Ama ne gelir elden? olanla ölenin çaresi yokmuş. Piragov'unsa öfkesi tepesindeydi. Yalnızca o korkunç aşağılanmışlık duygusu bile de çileden çıkmasına yetiyordu. Sibirya sürgünü ve kırbaç Şiiler için düşündüğü cezaların en hafifiydi. Uçarcasın evin yolunu tutarken kafasındaki tek şey hemen üzerine değiştirmek ve doğruca generalin huzuruna çıkarak üç Alman zanaatçının nasıl azap azıp kudurduklarını etkileyici bir dille kendisine anlatmaktı. Ama o bununla yetinmeyecek ve karargaha da yazılı bir başvuruda bulunacaktı. Karargahtan Şiler için yeterli ağırlıkta ceza çıkmazsa o zaman devlet konseyine hatta belki de, belki de doğruca imparator hazretlerine başvuracaktı. Ama gelişmeler hiç öyle olmadı. Giderken bir pastane yürüyüp iki dilim börek yedi. Kuzey arasını sayfalarını karıştırıp bazı yazılara göz attı. Sonuçta pastaneden çıktığında öfkesi epey dinmişti. Öte yandan akşam serinliği öyle hoştu ki Neva Caddesi'nde. Hafif bir gezinti yaptı. Akşam 8'e doğru artık generali pazar günü rahatsız etmenin hiç hoş kaçmayacağını düşünüyordu. Hem bugün pazar olduğu için general kesinlikle bir yerlere çağrılıydı ve herhalde evinde yoktu. Böylece generali bırakıp bir arkadaşın evine gitti. Sivil asker pek çok memurun katıldığı keyifli bir akşam toplantısı vardı arkadaşın evinde. Bütün gece orada kaldı ve yalnızca kadınlara değil erkeklere de parmak ısırtan hünerli figürlerle dolu bir mazurka yaptı. Dünyanın halleri diye düşündüm ertesi gün Neva Caddesi boyunca yürürken şu iki küçük olay aklıma gelince. Nasıl da tuhaf, nasıl da anlaşılmaz oyunlar oynuyor alın yazımız bize. Acaba arzuladığımız bir şeye hiç kavuştuğumuz olmuş mudur? Kavuşmak için var gücümüzü harcadığımız bir şeyi elde etmişliğimiz. Galiba bunun tam tersi oluyor hayatta. Kimi gösterişli atların çektiği şık bir araba için yanıp tutuşur ve yanında hızla geçen arabaların ardından özlemli dilini şaklatırken, kiminin şahane atlar koşulu göz alıcı bir araba sokuyor. Ama o neye sahip olduğunun bile farkında olmadan biniyor arabasına. Kimin de şahane bir aşçı ama iki minik noktadan başka bir şeyin giremeyeceği yüzük kadar bir ağız olurken kiminin hangar gibi ağzı oluyor ama onda da yiyecek kuru ekmekten başka harakiye bir şey bulasın. Yine de tuhaflıkta hiçbir şey Neva Bulvarı'nın eline su dökemez. Siz siz olun Neva Bulvarına inanmayın. Ben kendi adıma Neva Bulvarı'nda yürürken paltomun yakasını kaldırır, karşıma çıkan hiçbir şeye bakmamaya çalışırım. Burada her şey yalan, her şey hayaldir çünkü. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Siz şu üzerinde harika dikilmiş redingotuyla iki dirhem bir çekirdek yürüyüp giden adamı varsıl birisi mi sandınız? Yanıldınız efendim. Yalnızca üzerindeki giysiden ibaret bir duru. Siz şu iki kilise inşaatı karşısında duran iki şişko vatandaşı kilisenin mimarisi üzerine bir fikir tartışmasına tutuşmuş musun? Hiç ilgisi yok. Şu iki saksağının dalda karşılıklı oturuşlarının ne tuhaf olduğu üzerine konuşuyor onlar. Ötede el kol sallayarak coşkuyla konuşan genç adamın karısının onu pencereden bir top gibi hiç tanımadığı bir subayın üzerine attığını, attığından söz ettiğini sanıyorsanız yine yanılıyorsunuz. Lafayette şarabının lezzetinden söz ediyor o genç adam öyle coşkuyla. Siz yoksa şu hanımların, hanımlara hele hiç inanmayın. Sonra vitrinlere de pek bakmayın. Güzel ama dünyanın parasını istendiği bir takım ıvır zıvırlar sergilenir oralarda. Ama asıl şapkalı hanımlara bakmaktan korusun Tanrı sizi. Güzel hanımların pelerinlerinin ve algalanışı uzaktan ne denli hoş görünür. Ama bendeniz hiç meraklanıp onları izlemeye kalkışmam. Bir de Tanrı aşkına sokak lambalarından uzak durun. Olabildiğince açıktan geçip çabucak uzaklaşın onlardan. Güzelim redingotunuz fenerin pis kokulu yağıyla kirlendiyse yine şanslı sayılırsınız. Bir tek sokak lambaları değil, her şey yalandır burada. Neva bulvarının işi gücü yalan, işi gücü göz bağcıklığıdır. Özellikle de gecenin var gücüyle bulvarın üzerine abanmasıyla binaların soluk sarı, ak duvarlarının değişik bir görünüm aldığı ve tümüyle ışığa, şamataya gömülen kentte atları üzerinde çığlıklar atarak havaya zıplayan arabacıların, arabalarını köprüden uçarcasına geçirdiği ve nesnelerin gerçek olmayan yüzlerini gösterebilmek için sokak lambalarını şeytanın kendisini yaktığı zamanlarda.